Panorama Siyaset'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben İpek Atahan. Bu hafta DİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı konuştuk. Özellikle Yargıtay'ın gezi cezalarını onamasının ardından AYM'nin Atalay'ın başvurusunu genel kurula sevk etmesini. Yolculuğu Can Atalay'la başlatıyoruz. Biliyorsunuz bir yandan da DİP Hatay'dan Ankara'ya bir hafta önce bir yürüyüş başlattı. Erkan Baş Hatay'da yürüdüğü sırada AYM'nin genel kurul sevk kararını değerlendirdi. Dilerseniz ilk haberde Erkan Baş'a ses açalım. AYM kararı için ne gibi değerlendirmeler yaptı hatırlayalım. DİP Genel Başkanı Erkan Baş, AYM'nin Atalay kararını değerlendirdi. Baş, iyi tarafından bakarsak AYM hak ihlali yoktur, kararı almadı fakat açıkçası daha cesur bir karar alabilirlerdi. Beklentimiz Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi, dedi. Ya iyi tarafından bakarsak reddetmemiş oldu AYM, yani hak ihlali yoktur gibi bir karar almadı. Dolayısıyla bizim iddia ettiğimize yakın aslında, yani Yargıtay'ın daha önce aldığı kararlarla paralel bir görüşte değil Anayasa Mahkemesi ilgili bölüm. Fakat açıkçası daha cesur bir karar alabilirdi bugün. Biz öyle bir beklentimiz de vardı. Sonuçta AYM'nin daha önceki içtihatlarına, kararlarına ve o kararlardan oluşan içtihata uygun bir karar olurdu bize göre. Tahliye edilmesi gerektiği ve hak ihlalinin tespit edilmesi. Fakat ara bir karar diyelim buna. Ne yaptı? Kendi de üzerindeki sorumluluğu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na attı. Hep beraber karar verelim dedi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun daha önce aldığı kararlara baktığımızda verilmesi gereken karar açık. Yani biz tahliyenin, hatta tahliyenin ötesinde derhal salıverilmesini, tahliye kararının ötesinde hemen salıverilmesini bekliyoruz milletvekilimizin. Henüz istediğimiz ölçüde olumlu bir gelişme olmamakla beraber ben altını çizilmesi gereken konunun Yargıtay'ın yaptığı yargılamaya katılmamadığı bugünkü halde. Çünkü Yargıtay'ın kararlarına paralel bir karar da verebilirdi. Bu hukuksuz olurdu. Ama Türkiye'de pek çok hukuksuz karar bugüne kadar alındı. Demek ki yani yurttaşın sahiplenilmesi, demek ki memlekette hak ve hukuk için, adalet için, özgürlük için sürdürülen mücadeleler Anayasa Mahkemesi'nin duvarlarına da bir biçimde etkiliyor ve Yargıtay'la paralel bir karar veremedi. Bunu olumlu bir durum olarak değerlendiriyorum. Fakat beklediğimiz karar bu değildi. Beklediğimiz şey Can'ın bir an önce tahliye edilmesi ve milletvekili olarak görevinin başına gelebilmesi. Ekonomik gelişmeleri de bu hafta içinde birçok başlıkla birlikte konuştuk. Emekli maaşları gündemde bir süredir. İster cumhur ortağı olsun, ister olmasın, ister iktidara yakın olsun, ister muhalefette olsun, genel başkanlar emekli maaşları için iktidara eleştiriler yöneltiyor. Onlardan biri de Devlet Bahçeli'ydi. Partisinin grup toplantısında ses yükseltti o da. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Zam isteyen Bahçeli, emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi, hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir, dedi. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Herkesin ortak şikayet olan hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi, hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Ayrıca küçük ölçekli iş yapan esnaflarımızla çiftçilerimizin prim yükünün hafifletilmesi, ev hanımlarına sigorta desteği sağlanması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu çerçevede küçük esnafın emeklilik gün sayısı aşağı çekilmeli ve 7200'e indirilmelidir. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü şerefine memurlarımızdan işçilerimize, emeklilerimizden esnaflarımıza, çiftçilerimizden dar ve orta gelirli insanlarımıza varıncaya kadar sosyal ve ekonomik yönden hepsinin yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur.
Bununla birlikte yerel seçime giderken içinde bulunduğumuz ekonomik tablo. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ekonomi tartışmasına ortak oldu. Bedel açıklaması yaptı. Önümüzdeki sürecin zor geçeceğini kabul etti. Bir bedel ödenecek dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, para yönetiminin enflasyonun düşürülmesine ilişkin hedeflerini yorumladı. Basın toplantısında gazetecinin sorusunu yanıtlayan Destici, "Evet, zor bir dönem olacak ve bir bedel ödenecek." dedi. Düşerse de büyük memnuniyet duyarız ama Gaye Hanım'ın da, efendim işte Maliye Bakanımızın da, onların bürokratlarının da enflasyonu düşürmek, Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkarmak, Merkez Bankası rezervlerini artırmak konusunda gayretli bir çalışma ortaya koyduklarını görüyoruz. Tabii bunun bir bedeli var. Yani kemer sıkılacak. Bu açık ve net. Kredi muslukları kapalı şu anda. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Evet, bir bedel var. Bu ödenecek. Ekonomiyle ilgili söylüyorum. Biz diyoruz ki bu bedeli sadece alt gelir grupları ödemesin ya da alt gelir grubuyla üst gelir grubu aynı bedeli ödemesin. Herkes cürmüne göre, herkes imkanına göre, herkes gelirine göre bir bedel ödesin. Yani 1 litre benzine 7500 lira alan emekliyle ayda 10 milyonlarca geliri olan niye aynı vergiyi ödesin, 7,5 lira vergi ödesin? Yani bir kere bu dolaylı vergilerle ilgili mutlaka ama mutlaka bir düzenleme gerekiyor. Bu geliri düşük kesimlerin sırtından bu vergi yükünün kalkması gerekiyor. Daha önce de söyledim. Gelirin eğer %60-70'ini bu ülkede sadece %10 alıyorsa o zaman verginin de o kısmını onlar ödeyecek. Bunun yolunu bulsun ekonomimizi yönetenler. Bizim istediğimiz o. Yoksa biz kendilerini destekliyoruz. Ama bizim üvedilikle beklediğimiz bu vergi yükünün adaletli bir şekilde paylaştırılması. Gelirin de adaletli bir şekilde paylaştırılması. Yani kemer sıkılacaksa, bedel ödenecekse önce bunu alt gelir grupları değil, üst gelir grupları ödemelidir. Onların ödeyeceği bedel de sadece karlarından ya da gelirlerindendir. Ama alt gelir grubuna bunu yüklediğinizde o canından ödüyor. Etinden keserek veriyor. Onun için buna dikkat edilmesini istiyoruz. Ve yine uzunca bir süredir konuştuğumuz bir mesele, yeni anayasa. İhtiyaç var mı yok mu? Şimdiki anayasa ne kadar uygulanırken yeniye neden ihtiyaç var? Ne amaçlanıyor gibi birçok soru soruyoruz, konuşuyoruz. Yeniden Refah'tan geldi bir açıklama bu başlıkla ilgili olarak. Genel Başkan Fatih Erbakan'dan değişikliğe memnuniyet duyarız açıklaması geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı televizyon programında anayasa tartışmasına ortak oldu. Erbakan, yapılacak olan yeni anayasa milletin hayrına ve yararına olacaksa destek vermekten memnuniyet duyarız dedi. İktidar kanadının bir hazırlığı var. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber. Bu hazırlığın tabii paylaşılmasıyla birlikte biz de uzmanlarımızla, yetkili kurullarımızla bunu değerlendireceğiz, inceleyeceğiz. Ve tabii ki milletin hayrına, milletin faydasına bir adım olacaksa buna destek olmaktan memnuniyet duyarız. Biz de yeniden Refah Partisi olarak birkaç defa defaatle mevcut anayasanın artık yeni dönemin ihtiyaçlarına cevap veremediğini, defalarca rötuşlanarak, yama yapılarak, tamir edilerek adeta bir yamalı bohçaya dönüştüğünü, yerli, milli, sivil bir anayasaya, modern, yeni bir anayasaya, çünkü anayasalar kul yapımı, aradan geçmiş 40 sene, dolayısıyla tabii ki yenilenmesi, tabii ki düzeltilmesi gerekecek kısımları olacaktır. Buna açık olduğumuzu, adil, kul haklarını gözeten, hakkı üstün tutan bir sivil, yerli, milli anayasa getirilmesi halinde tabii ki biz Yeniden Refah Partisi olarak buna destek oluruz. Anayasa tartışmasına Ali Babacan da katıldı. O da açık kapı bıraktı değişikliğe. Sırf iktidar dedi diye istemeyiz demeyiz dedi Babacan. İşte şartları. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Deva Partisi lideri Ali Babacan 14-28 Mayıs seçimlerinin muhasebesini yaparken altılı masanın ülkeyi yönetme konusunda topluma güven veremediğini söyledi. Babacan iktidarı her gün her türlü hak ihlali yaşanıyor sözleriyle eleştirirken Merkez Bankası'nın sadece faiz artırarak ekonomideki sorunları çözemeyeceğini savundu. Yeni anayasaya katkı verebileceklerine ilişkin açıklamalarıyla gündem olan Babacan, iktidarın bir samimiyet testinden geçmesinin şart olduğunu düşünüyor. Sırf iktidar yeni anayasa istiyor diye
istemezük demeyiz. Biz ülkeyi mevcut sistemden daha ileriye götürecek samimi bir çaba olursa onu iyi niyetle değerlendiririz. Babacan açıklamayı serbestiyetten Hilal Köylü'ye yaptı. Hükümet 5 yıldır yeni anayasa diyor ama bugüne kadar tek bir maddelik bir çalışma dahi getirmedi önümüze. Dolayısıyla bu konudaki samimiyetlerini ölçemiyoruz. Çalışmaya nasıl, nerede başlayacaklar bilemiyoruz. Meclise mi olacak yoksa külliyede mi yapacaklar? Bir şey mi empoze edecekler? Biz altılı masa olarak 84 maddelik bir çalışma ortaya koyduk. Bizim Deva Partisi olarak da çalışmamız var ama hükümet hiçbir şey yapmadı. Gerçek sorunlar konuşulmasın diye mi yeni anayasadan bahsediyorlar onu da bilmiyoruz. Hükümetin anayasaya uymadığını, yeni anayasa istemelerinin değerli olmadığını da birkaç defa söyledim. Ancak ne de olsa şimdi seçim bitmiş, yeni bir hükümet kurulmuş, vatandaşlarımız %52 oranında bir kredi açmış bu iktidara. Dolayısıyla bu iktidarın şu anda söylediklerine peşin hükümlü de bakmayız. Sırf iktidardan geldi diye kötü bakmayız. Sırf iktidar yeni anayasa diyor diye istemezük de demeyiz. Sorumlu muhalefet anlayışı bu değil. Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda sorumlu muhalefet anlayışını gerektiriyor. İktidar samimi ise bir çalışma, bir yöntem ortaya koyar. İçeriğin, yöntemin, takvimin ortaya konması gerekir. Eğer anayasayı mecliste bir komisyon eliyle çalışalım derlerse biz o komisyon çalışmalarına katkı veririz. Ama burada samimiyet testinden geçmemiş bir öneri var. Ali Babacan gibi daha önce AK Partili olan ancak sonradan saf değiştiren bir isim olan Ahmet Davutoğlu da anayasa tartışmalarına dahil oldu. O da şimdiki anayasa ne kadar uygulanıyor da yenisine ihtiyaç var minvalinde bir çıkış yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu mecliste grup toplantısında anayasa tartışmalarına ilişkin konuştu. Davutoğlu mevcut anayasaya bile uymaya tenezzül etmeyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imza attığı uluslararası anlaşmalara işine geldiği zaman uyan, işine gelmediği zaman yok sayan sizler mi anayasa yapacaksınız? Siz önce tabi olduğunuz anayasaya göre ülkeyi yönetin, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ile ilgili ağır ithamlarda bulundu. Başörtüsü davası olduğunda biz o mahkemeye gitmiştik. Grup başkan vekillerinden birinin de AK Parti'nin en yakın destekçisi olarak her zaman onun yanında durmuştuk hep beraber. Anayasanın 90. maddesinin açık hükmüne rağmen ve o hükmü çiğneyerek yorumlarda bulundu. Sonra da anayasa yapalım dedi. İç tüzüğün gerektirdiği şekilde bize yer göstermediler, yer vermediler. Gelin anayasa yapalım diyorlar. Biz nasıl güveneceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı. Niyetinizi çok iyi anlıyoruz. Niyetiniz yerel seçimlere kadar anayasa tartışması görüntüsü altında milletin açlığını, susuzluğunu, cefasını, eziyetini hissettirmeden sabah akşam televizyon açacaksınız. Anayasa komisyonu toplandı. Gece yorumcular, paralı yorumcularınız anayasanın bilmem ne maddesinde ne oldu? Bu arada artan zamlar, açlık gündeme gelmeyecek. Niyetiniz bu. Samimiyseniz size şunu çok net söyleyebiliriz. Biz 12 Eylül'e direnmiş bir nesil olarak 12 Eylül anayasasını kaldıracak yerine gerçekten kamil ve milli bir anayasa, milli iradeye dayalı bir anayasa yapmak için her türlü çabayı sergileriz. Ama sorumuz açık ve net. Milletin başına bu belaları saran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de tartışmaya var mısınız? Var mısınız? Demokrasi ayaklar altına alan kurduğunuz sistemi de tartışmaya var mısınız? Yolsuzluklarla mücadeleyi siyasi ahlakı anayasa umdesi haline getirmeye var mısınız? Yoksunuz. Niyetiniz zaman kazanmak ve oyalamak. Bu tartışma samimi ise önce getirsinler ne düşündüklerini anlatsınlar. Sonra da bütün bu tartışma yerel seçim sonrasını ertelesinler. Şimdi milletin birinci gündemi açtır, iştir, ekmektir. İkinci gündemi de yerel seçimlerde istismarla kerhen destek verdikleri bu iktidara yerel seçimlerde bir tokat, bir şamar atmaktır. Biz o şamarın atılmasını bekliyoruz. Ve Türkiye Komünist Partisi TKP değişikliğe yeşil ışık yakıyor ancak iktidarın istediği gibi bir değişikliğe değil. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan katıldığı televizyon programında anayasa tartışmalarına ortak oldu. AKP bir noktada kendi zeminini meşrulaştırmak istiyor. Bunun için bir anayasaya ihtiyacı var. Yani ciddi bir 20 yıllık tahribat yaptılar. Bir karşı devrimdir bu. Bunu meşrulaştırmak istiyorlar. Dolayısıyla bizim topluma söyleyeceğimiz şey ilk önce şu. Bu meclis bu bileşimde anayasa yapma ehliyetine sahip değildir. Yeni bir anayasa yapmaya. Evet, değildir. Yani bu tuzağa düştüğümüz anda rezalet olur. İşte burada tartışmamak lazım. Yani meşru değildir dememiz lazım. Bu yolculuktaki başlıklarımızdan biri de mülteciler ve dış politika olacak. Siyasetin özellikle de Zafer Partisi'nin başlıklarından biri mülteciler. Parti sözcüsü Uğur Batur, iktidar ve Avrupa Birliği'ne mülteci eleştirileri yöneltti.
Zafer Partisi sözcüsü Uğur Batur parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında hem iktidara hem de Avrupa Birliği'ne mülteci eleştirisi yöneltti. Avrupa Birliği konusunda ise sizlerin dediklerinize katılıyorum. Çok bekledik ve bu kadar taviz vermemeliydik. Ama bunu vermemek ve dik duruş sergilemek için önce güçlü ekonomisi olan bir ülke olmanız gerekir. Ancak o zaman geçenlerde Polonya Başbakanı'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı konuşmayı yapabilirsiniz. Bu konuşmada Polonya Başbakanı aynen şöyle dedi. En düşük işsizlik oranı Polonya'da. En düşük borcu olan ilk ülke Polonya. Yani bize eğitimli mülteci ihtiyacı saçmalığını bastırmaya kalkmayın. Çünkü bizim sizin mülteci doktorlarınıza veya mühendislerinize ihtiyacımız yok. Hepsi sizin olsun ve onlara ödemeyi siz yapın. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizde terör olayı %0. Bunun nedeni de bizim ülkemizde hiç kaçak sığınmacı ve mülteci olmaması. İşte dik duruş Avrupa Birliği'nin karşısına çıkıp senin sığınmacı çöplüğün olmayacağım diyebilecek cesareti sergileyebilmek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da iktidara dış politika eleştirisi yöneltti. O da grup toplantısında bu başlığa dair değerlendirmeler yaptı. Dış politikadaki ilişkilerle Filistinliler bağı kurdu. Bakalım neler söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin grup toplantısında AK Parti'nin dış politikasına dair eleştiriler yöneltti. Temel Karamollaoğlu, New York'a gider, orada Filistinli Müslümanlara kan kusturanlarla kucaklaşırsanız belki bazı gelişmiş ülkeler nezdinde itibar kazanırsınız ama mağdurlar nezdinde itibar kaybedersiniz, dedi. Bugün dikkat edin, dış politikada etkili gözükebilmek için durmadan dolaşıyorlar. Sadece Cumhurbaşkanı değil, bakanlar da dolaşıyor. Netice 0+0 elde var, 0. Hiç değişmiyor. Rakam değişmez. Başarı elde edilmez. Biz kalkınmakta olan ülkelerle özellikle bağlarımızı güçlendirelim. Kalkınmakta olan ülkelerle. Biz gelişmiş ülkelerle münasebetlerimizi keselim diye bir iddiamız yok. Onların etkisinde kalarak bir dış politika oluşturmayalım. Dış politika bizim gibi ülkeler için dışarıdan kredi alacağım, dışarıdan bir takım imkanlara kavuşacağım diye emek sarf ederseniz dış politikada sınıfta kalırsınız. Siz biraz önce ifade edildi, hakikaten ben gördüğüm zaman çok üzüldüm. New York'a gider, orada Filistin'de Müslümanlara kan kusturanlarla kucaklaşırsanız siz belki gelişmiş bazı ülkeler nezdinde itibar kazanırsınız ama mağdurlar nezdinde maalesef itibar kaybedersiniz. Biz böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Filistinlileri yok sayarak, Filistin'de akan kanı görmeyerek ve öyle bir kan ki her gün birkaç kişi şehit ediliyor. Her gün hayran olduğum özellikle iki kesim var. Diğerlerini saf dışı bırakmıyorum ama birisi Filistinliler, diğeri de Keşmirliler. 70 yıldır. 70 küsur yıldır her gün mücadeleden vazgeçmediler. Kolay bir iş değil. Bugün hayatta olanların büyük bir kısmı 70 yaşında bile değil. Ama bu mücadeleyi bu kadar uzun bir süre devam ettirebilmek her baba yiğitin kârı değildir. O insanların elini öperim. O insanlar için canımı feda etmeye hazırım. Bunu da çok açık olarak söylemek mecburiyetindeyim. Bundan dolayıdır ki dış politikada yeni bir dönemin başlamasına ihtiyacımız var. Biz kalkınmış ülkelerle irtibatımızı bozmadan, onlara karşı bir tavır sergilemeden ama onların uydusu haline gelmeden kalkınmakta olan ülkelerle,
özellikle de tarihi, kültürel, inanç bağımız olan ülkelerle bir araya gelmek, kucaklaşmak mecburiyetindeyiz. Yeşil Sol Parti de gündemine Alevileri, sorunlarını, eşit yurttaşlık taleplerini aldı. İstanbul Milletvekili Celal Fırat'a ses açalım. Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Alevi gündemine dair mecliste yaptığı konuşmada Alevilere yönelik gözaltı operasyonlarını kınadı ve Madımak katliamı davasının zaman aşımına uğratılmasını eleştirdi. Fırat, ayrıca Alevilerin sorunlarının kültür veya içişleri gibi bakanlıklarla değil, eşit yurttaşlığa dayalı demokratik bir anayasayla çözüleceğini vurguladı. Değerli milletvekilleri, devlet biz Alevileri tanımıyor, inancımıza müdahale ediyor. Yeniden tanımlamaya çalışıyor. Zorunlu din dersleri, baskılar, nefret söylemleri, cezasızlık politikaları maalesef devam ediyor. Madımak utanç müzesi yapılmadığı gibi dava zaman aşımına uğratılıyor. Katilleri Cumhurbaşkanı tarafından affediliyor. Cemevlerimiz üzülerek belirtmek gerekiyor ki yasal olarak tanınmıyor. Ayrımcılığa ilişkin devletin yasa, kanun ve yönetmelikleri tüm girişimlerimize rağmen değişmeden yerli yerinde duruyor. Lehimize olan AİHM ve ülkemizdeki yargı organlarının aldığı kararlar uygulanmıyor. Alevi toplumunun bilinen çok sayıda sorunu ortada dururken tüm itirazlarımıza rağmen acele bir şekilde Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı kurulmuştur. İzlediğimiz kadarıyla da bu kurum yıllarca dile getirdiğimiz sorunlara kulaklarını tıkamaktadır ve başka işlerle meşgul olmaktadır. Alevilerin sorunlarının çözümünün yeri kültür ya da İçişler Bakanlığı değildir. Eşit yurttaşlığa dayalı, demokratik ve özgürlükçü bir anayasadır diyoruz. Gelin bu ülkedeki bütün sorunları pillerimizin, oğullarımızın kelamlarıyla, hani Sayın Cumhurbaşkanı ikide bir dillendirdi, gelin canlar bir olalım, iri olalım, dili olalım, dizesiyle sorunlarımı çözmek istiyorsak el ele verelim. Bu coğrafyada Hacı Bektaş Velilerin, Yunus Emre'lerin, Hacı Bayramların, Mevlana'ların dizeleri bu coğrafyaya güzellik getirmeye gerekli diyorum. Emek Partisi'nin gündeminde de kadınlar vardı. Sevda Karaca çarpıcı bir açıklama yaptı mecliste. Vekillerin arasında dahi çok eşliler olduğunu söyledi. İşte o açıklaması. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak iktidarın kadın haklarına dönük saldırılarını içeren anayasa ve medeni yasa değişikliği çalışmalarına ilişkin konuşma yaptı. Eşitlik için Kadın Platformu'nun da izlediği genel kurulda konuşan Karaca, "Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu sesi her yerde duyacaksınız." ifadelerini kullandı. Bu mecliste toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını öcüleştirip kadınların hayatları ve tüm kazanımları üzerinden protokoller yapıp seçim propagandalarında kadın haklarını hedefe koyarak meclise giren vekiller var. Bu vekiller kadınların şiddete boyun eğmesinde, kadınların mutlak itaatinde olduğunu iddia ediyorlar ailenin huzurunu. Kadınları aile dışında bir varlık saymıyorlar. Çocuk yaşta evlendirmelerle ilgili utanmadan neye göre, kime göre çocuk diyebiliyor, meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu vekiller kadınların eğitim hakkından evlenme yaşına, güvence altına alınmış tüm haklarını tartışmaya açıyorlar. Bu mecliste çok eşli vekil var arkadaşlar, çok eşli vekil. Erkek çok eşliliğini meşrulaştırmak istiyorsunuz dememizin canlı kanıtı olarak seçilmiş adeta. Şu an izleyici sıralarında gözlerini meclise dikmiş kadınlar adına soruyoruz. Siyaseten hakları tartışmaya açıldığı için yasayı uygulaması gerekenler, ayak sürüdüğü için şiddete maruz kalmaya devam eden, hatta canından olan yüz binlerce kadının vebalini ödeyebilecek misiniz? Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu ses her yerde duyacaksınız. Panorama siyaseti noktalıyoruz. Aktaracaklarımız bu şekildeydi. İyi akşamlar, mutlu hafta sonları efendim.